Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle Yozgat'ta fotoğraf çekebileceğimiz yerleri gezeceğiz. İlk olarak Cevizli Konağı'na geldik. Burası da Cevizli Konağı'nın karşısında bulunan pembe bir kapı. Burada da önceden fotoğraf çekilmiştim. Umarım siz de beğenirsiniz. Burayı da önerebileceğimi düşündüm tekrardan. O zaman burayı da görelim. Burası Tol Çarşı'da bulunan Bozok Tesbih Evi. Biz içerisini görünce video çekmek istedik. Çok hoşumuza gitti. Ve sahibi çok kibar birisiydi. Gerçekten çok güzel, çok samimi bir ortam. Kesinlikle gitmelisiniz. Biz çok güzel fotoğraflar çektik. Çapanoğlu Hamamı'nın önündeyiz. Burası bildiğim kadarıyla tarihi bir hamam. Şimdi buranın taş duvarındayız. Birazdan da üste çıkacağız. Bakalım orayı da görelim. Ben ilk defa çıkacağım oraya. Burada önceden fotoğrafım vardı. Buraya da koyarım. O zaman oraya gidelim. Şu anda Yozgat'ta bir hamama geldik. Ve inanılmaz bir şeyle karşılaştık. O kadar güzel ki kendimi Muhteşem Yüzyıl'ın setinde gibi hissediyorum. Şu an fotoğraf çekiyoruz. Size de zaten görüntüleri göstereceğim. İnanılmaz güzel. Yani böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Biz burada fotoğraf çekiyorduk. Sonra kadın bizi içeriye aldı. Çok güzel kesinlikle. Bakın. Özellikle şuradaki şu şey inanılmaz güzel. Çok etkilendim. Merhaba, şimdi de size göstereceğim çok güzel yerlerden birine daha geldik. Bu kapıya da yine 3 sene önce kadar gelmiştim. Burayı da çok seviyorum. 2 tane kapı. Böyle şurada durarak fotoğraf çekebilirsiniz. Kesinlikle çok güzel. Renkleri de gördüğünüz gibi inanılmaz. Buraya da gelebilirsiniz. Yine nerede olduğunu aşağıya bırakırım. İsterseniz yorumlarda da sorarsanız cevap verebilirim. İlkokulundayız. Buranın bahçesinde böyle çizimler yapmışlar. Ben de buraya önceden gelmiştim ve çok tatlı kesinlikle. Şimdi size verebileceğiniz pozları anlatacağım. Şimdi örneğin şurada mesela
bir tane çocuk var. Siz de şuraya geçip elinize kitabınızı alıp böyle tutabilirsiniz. Biz çekeceğiz zaten. Ben koyarım bu tarafa. Ve ben de önceden çekilmiştim. O pozları da koyarım. Bugünküleri de koyarım. Ve sonra şurada şöyle bir pencere var. Çok tatlı. Böyle buraya oturacaksınız. Ben daha demin Fatmacığım çektim. Sonra böyle burada fotoğraf çekeceksiniz. Burası da daha demin gösterdiğimiz yerin diğer tarafı. Burada da önceden fotoğrafım vardı. Size yine koyarım. Şöyle poz vermiştim. Yani üstümde asker desenli bir kot ceketim vardı. Yani çok güzel olmuştu bence. Ve mavi banklar çok tatlı gördüğünüz gibi. Burada da böyle burada oturarak poz verebilirsiniz. Ve ben buraya önceden geldiğimde bir arkadaşımla gelmiştim. Şimdi de bir arkadaşımla geldim. Böyle ikimiz karşılıklı oturup böyle sohbet ediyor gibi pozlar vermiştik. Tatlı olmuştu yani. Bence çok tatlı değil mi yani burası? Evet arkadaşlar, ben hiç ana sınıfına gitmedim. Burayı biz biraz ana sınıfına benzettik. Kesin eminim siz de öyle benzeteceksiniz. Ben bir tane YouTube kanalım için kapak fotoğrafı yapmıştım arkadaşlar. Onu da koyacağım. Esra aynı onu ana sınıfına benzetmişti. Ben de sinir olmuştum. O yüzden onu yapmamıştım. Böyle burası da yani siz de ana sınıfına gitmediyseniz benim gibi bir ana sınıfı fotoğrafınız olabilir. Ama diğer yerler bence ana sınıfı gibi değil. Burası biraz daha şirinler falan. Yani iyi çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz. Yine espriler, evet. Öyle. Şu anda da diğer çekeceğimiz yere geldik. Diğer göstereceğim yere daha doğrusu. Burada çok fazla araba olduğu için ve çok fazla rüzgar olduğu için şu an sesim doğru düzgün gelmiyor olabilir. Burada da birazdan fotoğraflarımızı çekeceğiz. Gösteririm zaten size. Al nacer este día sentí que te quería. Evet, şimdi geldiğimiz yerde Karslı oldu konağı. Burası duyduğuma göre Atatürk'ün Yozgat'a geldiğinde kaldığı konaklıymış. Şu an Yeşilay'ın binası olarak kullanılıyor. Bu biraz üzücü ama bence burası yine de çok güzel. Ve bu bilgi de insanın hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra fotoğrafları görmüş olursunuz. Daha demin şöyle bir yerden zaten size göstereceğim yine. Hep bunu söyleyip durarım bugün. Bu gömleği sadece ve sadece 7,5 liraya aldım. 7,5. Lütfen buraya gelin. Bence ararsanız çok güzel şeyler bulursunuz. Çok fazla aramayın. Biraz bizim sevdiğimiz şeyler var. Sonra alacağız onları. Çok uygun fiyatlı, kesinlikle gelmeyesiniz. Yani haberiniz olsun diye söyledim, haberiniz yoksa diye. Aa, çok mutluyum yemin ediyorum. Hayatımda yaptığım en uygun fiyatlı alışverişi yaptım. Maşallah, barakallah. Ben hay. Amuz, amuz. Kızılım çok. Kızım. Maşallah. Tamam. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Keyfe halikum. Ne selamun aleykum kulkum. Keyfe halikum. Nasıl sen de kulkum, nasıl sen? Hoş geldin babam. Hoş bulduk. Hoş bulduk.